Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. sınav örnek sorularıyla birlikteyiz. Bu sınavlar arkadaşlar Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü tarafından hazırlanmış ve cevaplanmıştır. İbrahim'in arkadaşı sosyal medyada mesaj atmış, arkadaşına haccının nasıl geçtiğini, şimdi nerede olduklarını sormuştur. İbrahim, sevgili kardeşim, her şey yolunda. Çok şükür. Dün Arafat'a çıktık. Gün boyu da dua edip tövbe ettik. Buna göre İbrahim'in anlattıklarından haccın hangi aşamasını yaptığı anlaşılmaktadır arkadaşlar. Burada Arafat'a çıktık ifadesinden vakfe aşamasında olduğu anlaşılır. İkinci soru. De ki benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Enam suresi 162. ayet. Bu ayetten ibadetlerimizle ilgili çıkarılacak ana düşünce nedir? Yapılan tüm ibadetlerin bir amacı vardır. O da Allah için yapılmasıdır. Dinimiz Müslümanların ibadetler konusunda bilinçli olmasını ister. Üçüncü soru. Bir malı satmak istediğinde satacağını versen de vermesen de yüksek fiyat değil, satmak istediğin fiyatı söyle. Peygamberimizin bu sözlerinden ticaret yapmak isteyen bir kişinin hangi temel ahlaki ilkeye önem vermesi gerektiği belirtilmiştir. Burada doğruluk ve dürüstlük ilkelerinden bahsedilmiştir. 4. Hicrette Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç etmişlerdi. Evlerini, mallarını, kısacası her şeylerini orada bırakmışlardı. Medine'li Müslümanlar ise Mekke'den gelen kardeşlerini bağrına basmış ve evlerini, işlerini, gelirlerini onlarla paylaşmışlardı. Böylece onlar arasında güzel bir ensar muhacir kardeşliği oluşmuştu. Buna göre Medine'li Müslümanlar yani ensarlar Mekke'li Müslümanlar için hangi güzel davranış ya da davranışları göstermiştir. Burada yardımseverlik, dostluk ve kardeşlik göstermiştir. Beşinci soru. Örnek tutum ve davranışların birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir. Kazanımla ilgili bir soru. Verdiğiniz sözü yerine getirin. İsra suresi 34. ayet. Hiçbir günahkar başka birinin günahına yüklenmez. İsra suresi 15. ayet. Yöneticiliği ve idareyi ehline verin. Hadisi şerif. Buna göre yukarıda bahsedilen hususların ortak yönü ahlaki ilkelerden hangisinin kapsamına girer? Sorumluluk kapsamındadır arkadaşlar. 6. soru. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. Kazanımıyla ilgili bir soru. Oruç bir kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Hadis-i şerif. Buna göre kişi hayatında ve ibadetlerini yerine getirirken hangi ahlaki ilkeye uymalıdır? Özdenetim. Hadis-i şerifte bahsedilen ilke hakkında kısaca bilgi veriniz. Kişinin amaca ulaşması için düşünce ve davranışlarını kontrol edebilmesidir. İslam dini toplum, birlik ve bütünlüğünün öz denetim sahibi olan bireyler sayesinde gerçekleşebileceğini belirtir. Bunun için her bir bireyin davranışlarını kontrolü sergilemesi gerektiğini bireye sık sık hatırlatır, tavsiye eder. 7. sorumuz, Hz. Muhammed'in insani yönünü ayetlerden hareketle yorumlar kazanımı ile ilgili. De ki, ey peygamber, ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilemem, size bir meleğim de demiyorum. Enam suresi 50. ayet. Buna göre yukarıdaki ayette peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmıştır? Peygamberimizin de bizler gibi bir insan olduğu insani yönü vurgulanmıştır. 8. soru Felak suresini okur ve anlamını söyler kazanımıyla ilgili. Felak suresinin anlamında geçen ve şerrinden Allah'a sığınmamız istenen kişilerin özelliklerini yazalım. Burada düğümlere üfleyip büyü yapan üfürükçüler, kıskanç kişiler olarak ifade edilir. Felak suresiyle ilgili cümlelere uygun biçimde tamamlayalım. Sure 5 ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 113. suresidir. Sureye ismini veren Felak kelimesi 1. ayette yer alır. Sureye ismini veren Felak kelimesi sabah gökyüzü demektir. Bu sureye Nas suresiyle birlikte iki koruyucu anlamına gelen Muaviyezeteyn denmiştir. Cez bölümünde ise Felak suresinde geçen ayetlerde belirtmek istenen
Ana mesaj nedir? Çeşitli varlıkların kötülüklerinden, kötü kişilerinden ve kötülerden Allah'a sığınılması gerektiği vurgulanır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.